Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle iç hacmi bayağı geniş, tek gözü olan kapaklı bir sırt çantası dikiyoruz. Ben bu çantayı oğluma spora giderken içerisine malzemelerini rahatlıkça koyabilmesi için diktim. Ve içerisine malzemelerini de rahatça aldı. Hafif, oldukça kullanışlı bir çanta oldu. Çantamın dışı için dak kumaş, içerisi için de astarlı kumaş kullandım. İlk olarak istediğim ölçülerde kumaşlarımı kestim. Çantanın dışı için dikdörtgen 2 parça kestim. 40'a 48 cm. Astar için 40'a 43 cm'lik bir kumaş kestim. Üzerine eklemek için de yine çantanın kumaşından 40'a 6 cm'lik bir kumaş kestim. Kapak için 32 cm'e 22 cm'lik bir kumaş kesmiştim. 30 cm'i 20 cm kessem çantanın üzerinde biraz daha kibar bir kapak olacakmış. Sizler öyle kesebilirsiniz. Çantanın saplarını, eskiyen plaj çantasının saplarını oğlumun sırtına uygun olacak ölçülerde keserek hazırladım. Sapların üzerine çantanın kumaşından parçalar kesip dikiyorum. Şu şekilde orta kısmından birleştirip zikzak dikişle diktim. Çantamın bir parçasına kenara ayırdım. Sırt kısmını hazırlamakla başlıyorum. İlk olarak tam orta noktasını ikiye katlayarak buluyorum. Orta kısımlarını bulduktan sonra şöyle işaretliyorum. Burası çantamın üst kısmı olacak. Buraya sapları yerleştirmek için şöyle orta noktadan sağa ve sola 5'er santimlik işaretliyorum. Çantanın alt kısmını da yine orta noktasından sağa 12 santim ve yine sola da 12 santim olacak şekilde işaretliyorum. İşaretlediğim noktalara hazırlamış olduğum sapları yerleştiriyorum ve şöyle kaymaması için de iğneyle tutturdum. Yine buraya şöyle tutabileceğimiz bir parça yine çantadan çıkmış bir sert askı kumaşı ekledim. Onu da tam üstüne iğneyle tutturdum. Alt kısımlarını da yine işaretlediğim noktalardan tutturuyorum iğneyle. Şöyle kaymaması için. Çantamın kapak kısmını da yine şöyle ortadan ikiye katladım. Orta noktasını bulduktan sonra şöyle kenarından dört kat olarak her iki tarafını aynı anda kesmiş olmak için şöyle ovallik veriyorum. Kapağın ovalliğini oluşturduktan sonra kumaşları yüzü yüzüne bakacak şekilde üst üste koydum. Ve kenarlarından şöyle kaymaması için iğneliyorum ve buradan düz dikişle dikeceğim. Kenarlarını diktim. Diktikten sonra fazla olan kumaş parçalarını temizliyorum. Temizledikten sonra şöyle ön yüzüne çeviriyorum. Kenarlarını iyice dışa doğru çıkartıyorum. Çevirdikten sonra şu kenarlarına iki tane yan yana düz dikişle diktim. Diktikten sonra kapağımız bu şekilde görünüyor. Şöyle kapağı ortadan ikiye katlayarak orta noktasını buldum. Ve düğme yerini ayarlıyorum. Buraya ilik açacağız. Yine çantamıza uyumlu olacak şöyle iki tane ay yıldız şeklinde çıkartmayı da buraya zikzak dikişle diktim. Ve ilik yerini açıyorum. Böylece kapağımız da hazırlanmış oldu. Çantamıza sapılarını hazırlayıp dikmiştik hatırlıyorsanız. Şimdi bunun üzerine hazırladığımız kapağı yerleştiriyorum. Şu şekilde orta noktasını bulup yerleştirdikten sonra kenarlarını da yine iğne ile tutturuyorum. Ve düz dikişle dikiyorum. Şimdi çantamın saplarını şöyle orta kısma doğru kaymaması için iğneledim. Üzerine diğer kumaş parçamı yerleştiriyorum ve dört bir tarafından iğneliyorum. Bu arada kumaşlarımı yüzü yüzüne bakacak şekilde üst üste yerleştirdim. Şöyle çantamın üç bir tarafını diktim ve ön yüzüne çeviriyorum.
Sapların kaymaması için iğneyle tutturmuştum. Şöyle iğneleri çıkardım. Çantamız dikildikten sonra bu şekilde görünüyor. Tekrardan çantamın ters yüzünü çevireceğim ve alt kısmındaki köşelerinde 4'er santimlik sağdan ve soldan şöyle 4'er santimlik kare parçalar keseceğim. Her iki tarafından şöyle kare parçalarımı işaretleyip çizdim. Ve buraları makasla kesip çıkartıyorum. Buradaki dikişleri, yani çantamızın altındaki dikişle çantanın yan kısmındaki dikişi tam karşı karşıya getirip iğneyle iğneledikten sonra da düz bir çizgiyle çiziyorum. Buraları daha sonra makinede düz dikişle dikeceğiz. Ben buraları da yine makinede düz dikişle diktikten sonra çantamı şimdi ön yüzüne çeviriyorum. Ve bu şekilde görünüyor. Çantamızın dış kısmını böylece tamamlamış olduk. Şimdi astar kısmına geçeceğiz. Astarını dikmeye geçmeden önce çantamın düğmesini diktim. Ve yine yan dikişlerden birleştirerek orta noktasını buluyorum. Şöyle orta noktası burası. Yine buradan sağa ve sola 5'er santim olacak şekilde işaretledim. Buralara da bağcığını geçirmek için yine ilik yerleri açacağım. Bu videomda makinedeki dikiş aşamalarını hiç paylaşmadım. Videomun çok uzun olmaması için. Çünkü videolar uzun olunca sıkılıyorsunuz. Umarım bu şekilde anlaşılmada herhangi bir sıkıntı size çıkarmamışımdır. Elimden geldiğince anlamanız için çabalıyorum. Astarımı hatırlıyorsanız iki parça olacak şekilde hazırlamıştım. Çanta kumaşımı astar kumaşımın üzerine ekledikten sonra şu şekilde 3 bir tarafını birleştirip makinede düz dikişle dikiyorum. Şöyle yan tarafında elimizin sığacağı kadar genişlikte bir boşluk bıraktım. Çantamızı sonra buradan ön yüzüne çevireceğiz. Yine iç astarımızın da kenarlarından şöyle üçgen ya da şöyle çevirerek göstereyim. Yine 4 santime 4 santim olacak şekilde kare parçalar kesiyorum. Yine burada da çantanın altındaki dikişle yandaki dikişini karşı karşıya getirip buradan iğneliyorum. Aynı parça büyüklüğünde karşı taraftan da kumaşımı kestim. Dikişler karşı karşıya gelecek şekilde iğneledim ve buralardan dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Fazla kısımlarını kestim. Şimdi astarımda herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Ters yüzünde duruyor. Çantamı da aynı ön yüzünden olacak şekilde astarın içerisine yerleştiriyorum. Şöyle her iki çantanın da, yani dış çantamın yan dikişiyle iç astarın yan dikişlerini karşı karşıya getirip iğneyle tutturuyorum. Tam karşısındaki dikişleri de yine karşı karşıya getirdim. Aynı hizada iğneliyorum. Şöyle çantamın yanlarındaki dikişlerden tutup çektiğimde orta noktayı da buluyorum. Yine buranın da kaymaması için şöyle bir iğne ile tutturduktan sonra çantamın kapağını iç kısma aldım. Yine karşı tarafı da iğne ile tutturuyorum. Şimdi buradan tüm çantamı düz dikişle dikip geleceğim. Hatırlıyorsanız şöyle elimizin sığacağı büyüklükte bir alanı dikmemiştik. Hemen oradan çantayı ön yüzüne doğru çevirdik. Bu boş kalan kısmı da elimde dikiyorum. Böylece çantamızı astarıyla birleştirip dikmiş olduk. Ve tabii ki çantamız da hemen hemen son hallerini almış oldu bu sayede. Şöyle dip köşelerini de düzelttikten sonra çantamızın son aşaması buraya dikeceğiz bu şekilde düz dikişle. Şöyle tüm kenarına düz dikişle hemen dikip geldim.
bağcığı çantaya geçirebilmek için şöyle bir çengele taktıktan sonra açmış olduğum ilk ilikten geçiriyorum. Tüm çantayı dolandıktan sonra diğer ilikten çıkardım. Ve böylece bağcığımızı çantaya geçirmiş olduk. Bağcığı büzdürdükten sonra kaymasını engelleyecek şöyle bir aparatım var. Hemen iki ipi de birlikte oradaki delikten geçirdim ve uç kısmını düğümledikten sonra çantamızın bağcığı hazır. Şu şekilde büzdürdükten sonra sabitliyor. Böylece çantamızı tamamlamış olduk. Gördüğünüz gibi iç hacmi oldukça geniş bir çanta. Dikimi de çok kolay. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Faydalı olmuştur. Yine buna benzer birçok dikiş videom kanalımda mevcut. Kanalımı ziyaret ederek diğer videolarıma da ulaşabilirsiniz. Eğer videolarımı faydalı bulduysanız sevdiklerinizle videomun linkini paylaşarak onlara da ulaşmasını sağlayarak kanalıma katkıda bulunabilirsiniz. Yine yorum ve beğeniler sayesinde de YouTube videolarımı öne çıkaracaktır. Abone olmayı da ihmal etmeyin. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı, mutlu kalın, hoşça kalın.